gençler kimya adasısınız kimya adası ders kalın hoş geldiniz gençler kampımızın 16. günde ilerliyoruz ve çözünürlük dengesi kısmına kadar geldik yani test 27 ve 28'i dersimize çözeceğiz KÇÇ hesaplayacağız çözünürlüğü etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz arkadaşlar çözünürlüğün ne olduğunu anlayacağız yani kitabımızdan sayfa 67 68 69 ve 70'i çözeceğiz plakalarla kodlarsak arkadaşlar Zonguldak Aksaray, Bayburt ve Karaman illerini buradan selamlıyorum. Tabii ki arkadaşlar hepinize başarılar dilerim dersime başlıyorum. Aşağıda bazı tuzlar ve bu tuzlar için KÇÇ bağıntıları verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır demiş birini soruda. Şimdi arkadaşlar şöyle benim bir KÇÇ bağıntısı yazabilmem için su da arkadaşlar KÇÇ az çözünen tuzların dengesidir. Bak az çözünen tuzların dengesi olur. Mesela diyelim ki elimde XY tuzu olsun. XY tuzunu bir suya attığımız zaman arkadaşlar çok çok az miktarı çözülecektir. E tabii ki bu tuzlar suda iyonlaşarak çözülecekleri için hani burada tabii X'in ve Y'nin yükünü yazmamız lazım. Mesela diyelim ki X'in yükü artı bir olsun. Y'nin yükü de bizim burada eksi 1 olsun diyelim. Tabii X burada artı bir suda şeklinde yazacağız. Y eksi 1 de suda eksi 1 şeklinde yazacağız diyebiliriz değil mi? Şimdi bu da bir gibi dengedir. Yani baktığımız zaman burada x artı ve y eksi iyonlarını attığımız zaman x artı ve y eksi iyonlarını suya bırakacak burada arkadaşlar ama bunun çözünürlüğü çok, çok, az olacağı için dipte bir miktar tabii ki x ye katısı oluşacaktır. Ama bu durumda bir yandan çözünme arkadaşlar bir yandan burada çözünme var bir yandan da çökelme var. Dolayısıyla burada biz bunu çift okla yazıyoruz tamam mı? Şimdi biz çözünürlüğü genel anlamda s harfiyle gösteririz. Hani x de de gösterilebilir ama genelde s harfi tercih edilir. Mesela s burada çözünürlük ifadesi ise mesela birimi nedir? S molar da söylenebilir. Hani molar denilebilir ya da şu da denilebilir. Mol bölü litre. Yani bir litrede çözünen maddenin mol sayısı. Mesela diyelim ki biz burada xy'nin 1 litrede S mol bölü litre. Yani 1 litrede S mol çözünürlüğünü ifade edersek o zaman bu duruma ne yapar? Hani 1'e karşılık Hani x y ise hani s ise baktığımız zaman 1'e karşılık x ve 1'e karşılık y görüyoruz ya. O zaman x'in derişimi de s molardır. Y'nin derişimi de s molardır diyebiliriz. Şimdi bu bir denge tepkimesi görüyor musunuz? O zaman denge ürünler böyle girenler oluyor ya. O zaman şöyle yazacağız tabii ki. x e, KÇÇ ile ifade ettiğimiz değer k Ç çeşittir. x artı 1 yoğunları derişimi çarpı y eksi 1 yonları derişimi bölü deyip y'yi yazamam çünkü neden biliyor musun Çünkü xye katı. Katıyı biz burada yazmıyoruz. O zaman mesela bu tuz için kçeçeye bağıntımız nedir? Kçe eşittir. S çarpı S'ten S kare. Şimdi mesela bana KÇÇ çözünürlük dengesidir. Bak çözünürlük dengesiyle ya yani çözünürlük denge sabiti pardon. Çözünürlük denge sabiti olan KÇÇ ile çözünürlük aynı şey değil. Yani bizim buradaki S'imizle KÇÇ'imiz aynı şey değil. Bu bazen karışabilir. KÇÇ bir sabittir arkadaşlar. Bu sıcaklığa bağlı olarak değişen denge sabiti. S ise çözünürlüğün ifadesidir. O zaman ben mesela KÇÇ'yi bilirsem çözünürlüğü bulabilirim diyebilirim. Mesela bu tuz için KÇÇ'imiz S kare olmuş olur. Başka bir tuz için düşünelim. Mesela diyelim ki elimde başka bir tuz var diyelim arkadaşlar. Şimdi konuyu şöyle de bir özetleyelim istiyorum aslında. Mesela diyelim ki elimde zk 2 diye bir tuzumuz var. Mesela bu tuz da ne yapar ortama? Z artı 2 ve İki tane K-1 şeklinde yoğunlaşacak. Çünkü bakın bu iki aslında Z'nin artı ikisidir diyebilir miyiz? K da buraya bir şey veremediğine göre onun yükü demek ki eksi bir. Mesela buna biz S desek, e, S molar desek ZK2'nin derişimine, Hani e, çözeltteki derişimi, çözünen maddenin derişimine, O zaman Z'nin derişimi bu durumda S molar olur. Çünkü kat sayısı bir ama K'nın derişimi de 2S molar olur. Peki ben burada KÇÇ yazsam nasıl yazarım tabii ki? KÇÇ yazdığımda Z artı iki yoğunları derişimi çarpı K-1 yoğunları derişimi yalnız karesi. Neden karesi? Çünkü önünde 2 olduğu için buraya yazmak zorundayız. O zaman bu durumda ne olur? Z'nin derişimi S'ti zaten. K'nın derişimi yalnız 2S ama onun karesini alacağım. Yani 2S'in karesini alacağım. O zaman bu durumda KÇÇ'miz ne olur bu tuzumuz için? S çarpı 4S kareden 4S küp gelir. Yani demek ki buradaki tuzumuzun cinsine göre hani KÇÇ bağıntısını yazdığımız zaman çözünürlük bağıntımıza değişiyor diyebiliriz. Tamam mı? Şimdi bunu böyle konuyu özetledikten sonra arkadaşlar bizim tabi burada bir bilmemiz gereken bazı iyonlar ve yükleri vardır. Şimdi ben bunu arkadaşlar şöyle bir temizliyorum arkadaşlar bunu. Şimdi şöyle ben e, iyonları bilmemiz gereken iyonları vermek istiyorum sizlere. Hangi iyonları bilmemiz lazım? Mesela diyelim ki arkadaşlar e, burada katyonlarımız var. Çok önemli katyonlar. Mesela potasyum yükü artı birdir. Sodyum yükü artı birdir. Lidyum yükü artı birdir. Bak bunlar hep zaten 1A grubu elementleri fark ediyor musunuz? Mesela magnezyum yükseltgen basamağı artı 2'dir. Yine kalsiyum yükseltgen basamağı artı 2'dir. Yine baktığımız zaman arkadaşlar burada Alüminyum yükseltgen basamağı artı 3'tür diyebiliriz. Bu katyonları mutlaka bilmemiz lazım. Anyonlardan da bilelim. Mesela önemli anyonlarımız da önemli burada. Mesela flürür eksi 1, klorür eksi 1, 7 ya bunlar çünkü o yüzden. iyodür eksi 1, bromür eksi 1 şeklinde söyleyebiliriz. Yine bak nitrat çok karşımıza gelir. NO3 yükü eksi 1. Gene baktığımız zaman arkadaşlar OH yükü eksi 1'dir. Hidroksittir bu da karşımıza çok gelecek. Sülfat yükü eksi 2'dir mesela. Fosfat yükü eksi 3'tür. Bunları mutlaka bilelim arkadaşlar tamam mı? Şimdi mesela ben burada başka başka tuzlar vermişim. Bu tuzların KÇÇ bağıntısını yazalım demişim. Mesela bak alüminyum hidroksiti yazdığımız zaman nasıl yazacağız? Alüminyum hidroksit deyince zaten bak OH'ın altındaki 3 alüminyum artı 3'üdür. Bak şuradaki zaten artı 3'ü görüyorum diye düşünüyorum. O zaman bu durumda biz bunu suya attığımız zaman alüminyum artı 3 artı 3 tane OH 1 olduğu için KÇÇ e bağıntımız ne olur? Alüminyum artı 3 yonları derişimi çarpı OH yonları dirişimi de küpü. Evet bu bunda herhangi bir sıkıntı görmedim ben. Devam ediyorum bakalım. Ee, magnezyum flürür. Şimdi magnezyum flürüre baktığımız zaman magnezyum flürür magnezyum yükseltgen basamağı artı 2. Bak burada ee, artı 2 görüyoruz zaten. Bak bunlar hep karşımıza gelen çok net iyonlar. Bunları bilebilsek bir soruların hepsini çözeriz diye düşünüyorum. Magnezyum artı 2 artı tabi burada e, flor 2 tane. denen Çünkü şu 2 magnezyum artı 2'sini flor önüne altına almış. O zaman 2 tane flor eksi 1 deyince ne olur bu durumda? Magnezyum artı 2 yonları derişimi çarpı flor eksi 1 yonları derişiminin karesi. Evet bu da uygun. Çünkü 2 olduğunca onu kare olarak yazıyoruz. Üst olarak yazıyoruz. Peki devam edelim arkadaşlar. Demir sülfat demişiz. Şimdi burada arkadaşlar ben burada bileşiği yazdığım zaman F2 SO4 3 şeklinde yazıyorum ama burada aslında hani demirin altındaki 2 SO4'ün eksi 2'sidir. Ama şöyle yazalım. 2 tane demir var. Evet. üç tane sülfat var. Peki bu durumda demirin yükseltken basamağı artı 3. Sülfatın yükseltken basamağı da eksi 2'dir. Peki bu durumda ne olur? Demir artı 3 iyonlarının karesi. Çünkü burada iki var. Sülfat eksi 2 iyonlarının da küpüdür. Evet. Burada zaten görüyoruz bunda vermiş. Herhangi bir sıkıntı yok. Peki devam edelim arkadaşlar. Sodyum sülfüre bakalım. Na2S'e baktığımız zaman sodyum zaten bir ağda. Ama iki tane sodyum diyoruz. Çünkü iki tane var. Sülfür de bak. Şu iki aslında sülfürün eksi ikisidir. Tamam mı? Bu durumda ne olur? Sodyum artı bir iyonlarının karesi. Çünkü iki var burada. Sülfür eksi de birinci kuvveti. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi kalsiyum karbonata bakalım. Arkadaşlar kalsiyum karbonatta hani hiçbir şey vermemiş. Artı bir eksi bir gibi görsek de öyle değil. Çünkü kalsiyum iki ağda olan bir bileş eleme, bileşik element olduğu için bu durumda ne oluyor bu durumda arkadaşlar? Kalsiyum yükseltgen basamağı artı 2. karbon yükseltgen basamağı da eksi 2'dir. Dolayısıyla şöyle yazması lazımdı. Kç eşittir. Kalsiyum yükü artı 2 ama onun birinci kuvveti çarpı karbonatın derişiminin de birinci kuvveti şeklinde yazması lazımdı. Ama burada neyi yanlış yazmış? Tamam belki birileri doğru yazmış ama kalsiyum artı 1 ve karbonat eksi 1 yazmış. Dolayısıyla bunları artı 1 eksi 1 değil de artı 2 eksi 2 şeklinde alması gerekirdi. O yüzden bu ifademiz yanlış olmuş. Cevap da bu durumda A şıkkı. Arkadaşlar bak ben, ben bu soruda aslında olayı bir özetledim. Şimdi diğer sorularda bu kadar takılmayacağım aslında. Şimdi olayı şöyle bir görmüş olduk. Gazını almış olduk diyebilirim.

Geldik şimdi ikinci sorumuza. Arkadaşlar benim burada AXBY katısının bir suda çözülmesiyle oluşan bir grafiğim var görüyorsunuz ki değil mi? Şurada arkadaşlar PH yazmış. Şunu düzeltelim. Burada derişim olacaktı. Hemen onu bir değişelim. Ee, ben bir sonraki baskıda onu değiştiririm inşallah. Evet. Bazen hata yapabiliyoruz. illa gözümüzden kaçmış. Baskı hatası gibi olabiliyor. Şimdi arkadaşlar burada AXBY. Şimdi AXB'yi ben nasıl yazacağım? AXB'yi şöyle yazacağım tabii ki arkadaşlar. Bu bir denge tepkimesi. Katısı. X tane A var artı y tane b var bak bunu böyle yazıyoruz peki a'nın yükü nedir a'nın yükü tabii ki Y'nin altındaki artı Y'dir. Çünkü önce katyon yazılır zaten. Ve buradaki Y'nin B'nin altındaki Y A'nın yükü olmuş oluyor. Ve B'nin yükü de eksi X olur. Çünkü bir katyon bir anyondur. Tuzlar böyle oluşurdu. Peki bak bize demiş ki A artı Y'nin derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Peki y, B eksi e, X'in derişimi de 3 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bak zaten bunun katsayısı 1. 1'e karşılık X 1'e karşılık y. O zaman bak şimdi şöyle bir şey olur. Ben bunu 10 üzeri eksi 5 olarak kodladığımda 1'e karşılık 10 üzeri eksi 5 ise o zaman 2'ye karşılık 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. 3'e karşılık da 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. O zaman benim elimdeki tuzumuz şu oluyor demek ki. A, 2, B, 3 gibi benim bir tuzum var burada demek ki. Ben bu tuzu attım. 2 tane A yükü artı 3 olması lazım. 3 tane B yükü eksi 2 olması lazım. Bunun derişimine biz 10 üzeri eksi 5 molar dedik arkadaşlar. Ya da mol bölü litre de diyebiliriz. Molar diyelim fark etmez. Peki bu 2'ye karşılık o zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molardır. 3'e karşılık da e, 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molardır. Şu an çözeltimiz doygun. Çünkü A ve B yeterli miktarda çözülmüş ve daha derişimi değişmiyor. Doygun çözeltteki arkadaşlar iyonların derişimlerini çarparsak KÇÇ bağıntısında KÇÇ'yi bulabiliyoruz. Şimdi bir kere formülümüz A2 B3 demiş. Evet bu doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. KÇÇ nedir? KÇÇ şudur. KÇÇ doygun çözeltteki iyonların derişimleri çarpımı. Yani A artı 3 iyonları derişimin ama karesi. Çünkü burada 2 var. Çarpı B-2 yonları dirişimde küpü olmuş oluyor. Peki artı 3 yonları dirişimin karesi diyoruz ya. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesi oluyor tabii ki. B-2 yonların da küpü. Yani 3 çarpı 10 üzeri eksi 5'in küpü olmuş oluyor. Bu durumda 4 çarpı 10 üzeri eksi 10 çarpı. 27 çarpı 10 üzeri eksi 15'ten çarparsak 108 çarpı 10 üzeri eksi 25 gelir. Bakıyorum evet bu sayı aslında bu sayıyla aynı. Yani 1.8 çarpı 1.08 çarpı 10 üzeri eksi 23 demek zaten bu sayı demektir. Ne yapmış? İşte 2 sıfır sola kaydırmış 10 üzeri eksi 25'i 10 üzeri eksi 23 yapmış. Devam edelim arkadaşlar. Ne demiş bize burada? 100 litre doygun çözeltide 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol e, toplam iyon bulunur mu? Şimdi bakın arkadaşlar ben şuna bakayım isterseniz. Benim buradaki çözünürlüğüm neydi? Çözünürlüğümüz S'ti değil mi? Yani S çözüyor aslında baktığımız zaman. Şurayı bir temizleyeyim mi? Şu böyle aşağı bölgeyi temizlersem galiba net bir şekilde bu olayı çözelim diye düşünüyorum. Şimdi bak S'in birimi önemli. S dediğimiz şey Çözünürlük demektir. 10 üzeri eksi 5. Bunu biz molar diyoruz ya. Aslında bu şu demek. Bu 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre demektir. Tamam mı? Bu şu demek aslında. Her bir litre çözeltide, her bir litre çözeltide aslında 10 üzeri eksi 5 mol aslında. A2B3 çözünebilir demek maksimum bak sınırımız bu tamam mı e bu durumda bak 1 litre çözeltide 10 üzeri eksi 5 mol e, her litre başında çözünebiliyorsa e, ortama ne yapar 1'e karşılık 10 üzeri eksi 5 ise o zaman a'ya baktığımız zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bir litre a'dan verir yani her litre başına 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol a verir. 3 çarpı 10 üzeri yani 3 kat sayısı olduğu için de beynin önünde. O zaman ne olur? 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bir litre. Yani her litre başına da 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol de B verir. Yani toplamda o zaman şöyle bir şey oluyor. Her 1 litre çözeltide aslında A'dan ve B'den toplarsak 5 çarpı 10 üzeri Eksi 5 mol iyon var demektir. Bak bunu böyle söyleyebiliriz. Her birlikte çözeltide bu kadar iyon var. Ama bize diyor ki ee, bize arkadaşlar 100 litre çözeltide. Yani 1 litre çözeltide eğer elimizde 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol iyon varsa 100 litre çözeltide bunun 100 katı olması gerekir doygun çözelti için. O zaman ne olur bu durumda? 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 100'den e, ee, ee, ne olur arkadaşlar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol kalacaktır. O yüzden bu da doğru gelecektir. Cevap da bu durumda 1, 2, 3 yani değişik olacaktır diyebiliriz. Geldik 3. sorumuza. Şimdi çözünürlük ile ilgili olarak hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar doymuş çözeltinin molar derişine biz çözünürlük diyoruz. Mesela diyelim ki x, y katısını bir suya attık. Ne yapacak? x artı ve y eksi bir şeklinde çözünecek. Çözünürlük dediğimiz şey nedir? Birim olarak mol bir litre. Yani şu demek aslında. 1 bir litrede, bir litrede çözünen e, mol sayısı ne kadar? S moldur. Bunu görebiliriz değil mi? S mol. İşte bizim çözünürlüğümüz bu olmuş oluyor. Evet ifademiz bu. Zaten molar derişim de aslında m eşittir n bölü v ya. Zaten 1 litre olduğu zaman hani s mol bölü bir litreden s molar olmuş olur. Dolayısıyla biz hani bir çözeltide çözünen çözünürlük doygun çözeltinin derişimine biz çözünürlük ifadesini diyoruz. Yani bu şekilde söyleyebiliriz. Denge kurulduğunda çözünme hızla çökelme hızı birbirine eşittir. Bak sistem dengedeyken zaten dengenin kuralı budur. Sağ taraf ileri yönlü hız. Biz buna çözünme hızı diyoruz. Sağ taraf çözünme yönü. Sol tarafta çökelme yani geri yönlü de çökelme e, yönüdür. E, i̇şte ikisi eşitlendiği anda yani biz burada X-Y katısını suya attık ama x artı ve y eksi bir yonların suda bulunurken dipte de X-Y katısı vardır. Bir yandan çözünme... Bir yandan çökelme. Bir yandan çözülme. Bir yandan çökelme. Burada x'in ve y'nin derişimi değişmez. Çünkü çözülme hızı çökelme hızına eşit geldiği için. Yani olay devam eder aslında. Olay bitmiyor. Bu şekilde devam eden bir olaydan bahsediyoruz. Peki devam edelim. Ne demiş? Suda az çözülen iyonik katılar için ifade edilen bir dengedir. Evet doğru. Ben şunu söylemiştim. Suda az çözülen e, tuzların dengesidir demiştim. İlk cümlem oydu aslında bu derse başlarken. O yüzden bu da doğrudur. Cevap da hepsi doğru. Yani eşlik olacaktır diyebiliriz. Geldik dördüncü sorumuza. Şimdi elimde FCL en tuzumuz var. Bunun çözümüne ben x molar demişim. Buna göre de 27 çarpı x'leri 4 olduğuna göre x'in sayısal değeri nedir diye soruyoruz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Bakın şimdi FCLN'i ben nasıl açarım? Bak size verilen maddeyi önce açıyorsunuz. Burada demir katı, e, demir pardon, demir e, metal, katyon. Demir ama yükü artı n'dir. Çünkü klorun altında n var. Artı N tane klor, klor yükseltken basamağı da eksi 1. Çünkü 7 ada Bunları bilmemiz lazım. Çaprazlamadan geliyor zaten. Şimdi bunun derişimi ne? Yani çözünürlüğe biz x molar demişiz ya. Hani S dediğimiz şey x'miş aslında. Şimdi bu x molar ya görüyorsun ki. O zaman bak 1'e karşılık x molarsa çözünürlüğümüz. Bak demirde de 1 ama klorda N var. O zaman demirin derişimi x molardır. Bunu söyleyebiliriz. Ama klorun derişimi x çarpı n molardır diyebiliriz. Çünkü önünde n katsayısı var. Şimdi KÇÇ bağıntısı yazmadan nasıl yazıyordum? KÇÇ ürünlerde iyonlar var zaten. Yani KÇÇ'miz nasıl yazacağım? Şöyle yazacağım. Demir artı n'in derişimi çarpı klor bir iyonları derişim yalnız, yalnız kuvveti. Şunu base üst olarak buraya kodlayacaktık değil mi? Yazacaktık. Peki KÇÇ bana vermiş ki 27 çarpı x üzeri 4. Yani 27 çarpı x üzeri 4 yazıyoruz. Eşittir. Demir artı N'in derişimi ne kadarmış doygun çözelti? X molar çarpı klorexi bir iyonları derişimi X çarpı N molardı. Ama bunun eninci kuvvetini unutmuyoruz. Peki bak burası matematik artık arkadaşlar. 27 çarpı X üzeri 4 eşittir. X çarpı X üzeri N çarpı N üzeri N değil mi? Peki hani x'leri toplarsak üstte şöyle bir şey olur. 27 çarpı x üzeri 4 eşittir. Hani x'in üzerine burada 1 var. O zaman ne olur? x üzeri 1 artı n ee, çarpı en üzeri n'dir. Şimdi bu durumda öyle bir şey ki arkadaşlar görüyorum ben şimdi hani x üzeri 4 o zaman e, ee, x üzeri 1 artan 27 de burada n üzeri n en olunca n'e ben burada arkadaşlar 3 dediğimde aslında denk geliyor bak fa faydası sağlıyor diye düşünüyorum. Yani ne olur bakın 3'ün küpü zaten 27. 3 üzeri 4 oluyor yani 3 yani x üzeri 4 olmuş oluyor zaten en yerine 3 koyduğumda da. Evet uygun herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden demek ki bizim buradaki n değerimizde 3 olmuş oluyor diyebiliriz. Geldik 5. sorumuza. Şimdi arkadaşlar bir tuzun belli sıcaklıktaki molar çözünürlüğü x ile ifade edilirse kçç ile arasındaki ilişki buymuş. Bak kç yani x dediğimiz şey çözünürlükmüş. Onu görüyoruz biz burada. Ve burada kçç bağıntımız şuymuş. Yani x eşittir Küp kök içerisinde arkadaşlar KÇÇ bölü 4 diyor. Şimdi arkadaşlar ben burada mesela her iki tarafı tarafında küpünü alırsam X küp ne olur bu durumda? Ee, bakın şöyle zaten buradaki küp kök kalkacak. KÇÇ bölü 4 kalacak. O zaman içler dışlar çarpımından 4X küp eşittir KÇÇ olacaktır diyebiliriz. Şimdi böyle bir tuzumuzun bağıntısı var. Çözünürlüğümüz X iken KÇÇ'imiz bağıntısı boyumuş. Şimdi mesela sodyum iyodürü düşünelim deneyeceğiz. Sodyum iyodüre baktığımda sodyum artı 1 artı iot eksi 1'dir. Mesela bunun çözünürlüğü biz x dediysek bunun çözünürlüğü x bu da x model olmuyor mu? Çünkü 1'e karşılık x ise bu da 1'e karşılık x bu da 1'e karşılık x'tir. Bu durumda KÇÇ'miz ne olur zaten? KÇÇ sodyum iyonları derişimi değil mi? Sodyum iyonlarının derişimi çarpı iodür eksi 1 iyonları derişimi olunca x çarpı x'ten x kare. Evet. Biz ama ne istiyorduk? 4, 4 x 4x küp istiyorduk. Ha, yani bunu bulamadık. O yüzden bunu biz alamıyoruz. Peki B şıkkına bakalım şimdi. B, şık, B şıkkında Kalsiyum flürür verilmiş ya. Şimdi kalsiyum flürür ben nasıl yazarım arkadaşlar? Kalsiyum flürür Kalsiyum artı 2 çünkü 2 şuradaki şu alttaki 2 aslında e, kalsiyum da artı 2'dir. Flörün de yükü eksi 1 olduğunu söylemiştik zaten ki oradan da kalsiyuma bir şey veremediği için de yükün eksi 1 olduğunu anladığımızı düşünüyorum. Artı 2 tane flör eksi 1 dedik ya. Şimdi bunun derişimi x molar dediğimiz için bak bir karşılık x kalsiyum da 1 ya. O zaman bu da x molardır ama flörün derişimi 2x molardır görüyor musun? Şimdi ben KÇÇ e bağıntısını nasıl yazarım? KÇÇ e eşittir. Kalsiyum artı 2 iyonları derişimi çarpı flor eksi 1 iyonları derişimin ama karesi yazıyorum. Çünkü burada 2 olduğunu anlıyorum. Peki kalsiyum yonları derişimi x'tir. Flor iyonları derişimi ama 2x'tir. Bunun karesini alırsam da evet x çarpı e, 4x kareden evet 4x küp. İşte tam da istediğimiz şey. Çünkü ben bunu istiyordum. KÇÇ'de 4x küp istiyordum. Dolayısıyla arkadaşlar benim istediğim şey bu olduğuna göre diğerlerine bakmama gerek yok. Cevap da bu durumda değişik olacaktır diyebiliriz. Geldik arkadaşlar 6. sorumuza. Şimdi burada ne var? Elimde 10 miligram kalsiyum karbonat katısı kullanılarak bir çözelti oluşturacağız. Bak şimdi. Miligram yalnız bak. Dikkat edelim. 10 miligramlık ben ee, kalsiyum karbonatı suya atacağım. Tamam mı? Çözeltimizin e, hacmi ne kadarmış 10 litrelik bir hacimde bir çözelti oluşturuyormuşuz çözeltide arkadaşlar bu durumda diyor ki bir kısım tabi dipte çözünmeden kalıyor arkadaşlar bakın o kadar az çözünüyor ki 10 miligram ki bak miligramla gram arasındaki ilişki şudur 1 gram arkadaşlar 10 üzeri 3 miligramdır yani 1000 miligramdır ya da şöyle diyelim 1 miligram arkadaşlar 10 üzeri eksi 3 gramdır yani miligram o kadar küçük bir değer ki gramın binde biri. Evet. Şimdi o zaman şimdi ben bunu suya attığımda bir miktar tabii ki çözünecek. Peki çözünme denklemi nedir? Kalsiyum karbonata baktığımda tabii ki ortama kalsiyum +2 ve karbonat -2 iyonlarını verecektir. Kalsiyum +2 ve karbonat -2 iyonlarını biz ortamda suda bulacağız. Göreceğiz. Peki artı 2 ve eksi 2 bunu yazabilirim bu şekilde. Bunu hatta farklı renkle gösterelim. Kalsiyum artı 2 ve karbonat eksi 2 yazıyorum. Ama burada e, dipte de tabii ki hemen bir ana çökerme meydana gelecek. Çünkü burada arkadaşlar hemen az miktar doygun hale gelir ve hemen e, aşırı miktar çözünenler çökeleceği, çözüneceği için tekrardan o zaman böyle bir şöyle bir denge var. Yani dipte kalsiyum karbonat maddesi tamam mı? Bir yandan çözünme, bir yandan çökelme bir dengeden bahsediyoruz. Şimdi Kçeçe bağıntımız nedir? E şöyle diyelim istersen şöyle S yazayım bunun olayına. Buna biz mesela çözünürlüğe S molar desek, hani 1 litrede ancak S S mol çözünseydi. S molar demek aslında. Şu demek aslında arkadaşlar. S molar yani şunu da diyebilirim. S molar demek S mol bir litre demektir. Yani her bir litrede maksimum S mol çözünüyor gibi düşünelim tamam mı? O zaman kalsiyumun derişimi ne kadar olur doygun çözeltide? Bire karşılık. Hepsi bak 1-1 bir bir. görüyor musunuz? O zaman kalsiyum derişimi de S molardır. Karbonat derişimi de S molar mıdır? O zaman bu durumda KÇÇ'miz ne olur? KÇÇ eşittir. Kalsiyum artı 2 iyonları derişimi çarpı. Karbonat eksi 2 iyonları derişimi demek değil mi? Dolayısıyla e, S çarpı S'ten K çeçeğimiz S kare geldi. Görüyor musun? K çeçeği bana vermiş zaten. 10 üzeri eksi 12 vermiş. O zaman 10 üzeri eksi 12 eşittir. S kare ise S'imiz bu durumda 10 üzeri eksi 6. Birimi molar da yazabiliriz. Şöyle diyebiliriz. Mol bir diyebiliriz arkadaşlar. Bak bunu böyle diyebiliriz. Tamam mı? Biz buradan şunu anlayacağız. Sınırımız bu yani. Bak şu demek aslında. Her bir litre çözeltide her bir litre çözeltide maksimum 10 üzeri eksi 6 mol kalsiyum karbonat çözünebilir demektir. Bak kural bu. Bize bunu söylüyor tamam mı? Ama elimde 1 litre yok ki. 10 litre var. O zaman her 1 litrede 10 üzeri eksi 6 mol çözünebiliyorsa acaba 10 litrede ne kadar çözünebilir? E bunun 10 katı kadar. Yani bu durumda ne kadar çözünebilir? 10 üzeri eksi 5 mol kalsiyum karbonat çözünebilir diyoruz. Tamam mı? Şimdi çözünen miktarı bulduk arkadaşlar. E bunun hemen kütlesini bulayım. Çok önemli çünkü. E molden kütleye ben nasıl geçebilirim? Tabii ki en eşittir. M bölü M A'dan geçebilirim değil mi? Çok önemli. E, 10 üzeri eksi 5 mol görüyorsun. 10 üzeri eksi 5 mol. Buraya yazalım 10 üzeri eksi 5 mol eşittir. Kütle bilmiyorum. M A'sı bunun bak 100'müş zaten. Şurada vermişim. Görüyorsun. İşler dışlar çarpımlar arkadaşlar. 10 üzeri eksi 5 çarpı 100'den ne olur bu durumda? 10 üzeri arkadaşlar 10 üzeri eksi 3 ama birimi de gramdır yalnız. O zaman bu durumda 10 üzeri eksi 3 gram çözünebilir diyoruz. Tamam mı? Evet 10 üzeri eksi 3 gram demek aslında bu şu demek. 1 miligram çözünebilir demektir. Çünkü miligram olarak aldım ya. Arkadaşlar bak şimdi ben 10 miligram almıştım. Sadece 1 miligramı çözünüyor. Bak 1 miligramı çözelti içerisinde. 1 miligramı çözeltide de ne kadar kalır? 9 miligram kalmaz mı? Şimdi soruda bize diyor ki ne kadarı çözülmeden kalır? Bak olay şu. Bak mantıken bakalım şurayı şu bölgeyi sileyim de arkadaşlar daha iyi algılayalım isterseniz. Şimdi ben ne aldım? 10 miligram aldım. 10 miligramlık e, maddenin sadece 1 miligramı çözündü. Yani 9 miligramı çöktüğüne göre, dibe çöktüğüne göre o zaman yüzde ne kadar çöker? çözümeden kalır. O zaman onda 9, yüzde 90. Bu şekilde bunu söyleyebiliriz. Çok güzel soruymuş. Devam evet. edelim. 7. sorudayız arkadaşlar. Elinde XOH3 katısı varmış. Bunun bir miktar katı gramını vermişiz. 200 gramlık, 200 mililitrelik pardon doyumu çözelti hazırlanıyor. Yani bakın çok çok az bir kütleye karşılık bile doygun çözelti oluşturulabiliyormuş. Buna göre X'in mol kütlesi kaç gramdır diye sormuş. Arkadaşlar şimdi bak XOH hemen bunu açıyorum bak. Arkadaşlar şimdi bakın. Hemen hiç daha soruyu okumamıza bile gerek yok. Bunu hemen yazmamız lazım. X yükü artı 3 artı 3 tane OH yükü eksi 1 şeklinde bunu yazıyorum. Şimdi bunun çözümüne biz S dersek. Hani S molar ya da S mol litre diyebiliriz fark etmez. Değil mi? Bak 1'e karşılık S ise X'in katsayısı da 1. Ama OH'in katsayısı 3. O zaman X'e karşılık S molardır. 3'e k 3, e, 3 OH'a karşılık 3 S molardır. Şimdi ben burada KÇ e bağıntısını yazayım. Çünkü doygun çözeltide iyonların dirişimleri çarpımı KÇÇ eşittir. KÇÇ nedir? KÇÇ eşittir. X'in dirişiminin e, birinci kuvveti çarpı. OH iyonları dirişiminin küpü. Tabi girenleri almıyoruz. Çünkü girenlerdeki maddemiz katı olduğu için onu yazmıyoruz. Peki bu durumda ne olur KÇÇ'miz? S çarpı. Çünkü X'in derişimi S'ti. OH'ın derişimi de 3S'tir. 3S'in ama küpü. Evet. Ne olur bak KÇÇ'miz eşittir arkadaşlar. S çarpı 27S üzeri 3'ten 3'ten. KÇÇ'miz 27 çarpı S üzeri 4 oldu. Ve KÇÇ'miz neymiş? Bak şu. 2.7 çarpı 10 üzeri eksi 27 ye. Ben bu sayıyı şöyle yazsam olur mu? 27 çarpı 10 üzeri eksi 28 yazabilirim değil mi? İşte bu neymiş? 27 S üzeri 4. Bak 27'ler buradan gitti. 10 üzeri eksi 28 eşittir S üzeri 4 ise S'imiz bu durumda 10 üzeri eksi 7. Birimi ne? Mol bölü litre. Arkadaşlar bak bunu böyle bulduk. Peki, şimdi bak, bende ne var? 200 mililitre var yalnız, tamam mı? Yani biz buradan şunu anlıyoruz: her bir molde maksimum yani her par her bir mol diyorum, her 1 litre çözeltide, her bir litre çözeltide maksimum 10 üzeri 7 mol xoh çözünebilir demektir. Bak, mantık bu. Ama bende ne var? 0.2 litre çünkü 200 mililitre demek 0.2 litre demektir. O zaman 0.2 litre çözeltide ne kadar çözünebilir? Bunun 5'te 1'i. Yani 0.2 ile 10 üzeri eksi 7 çarparsam görüyorsun ki ne olur bu durumda? E, 0.2 çarpı 10 üzeri eksi 7. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 mol çözünebilir. Kim o? X e, OH3. E bunun kütlesi de belliymiş. 2.2 çarpı 10 üzeri 6. E şimdi ben molü biliyorum. Kütleyi buluyorum. N eşittir M bölü MA'dan. E, arkadaşlar buradan ben MA'yı bulamaz mıyım? Zaten hani olay artık buna döndü. Şimdi molüm ne? E, 2 çarpı 10 üzeri 8 mol. Yani 2 bölü e, 10 üzeri 8. Bu, bu şekilde bu sayı yazabilirim. Mol bu. Eşittir. Kütle ne kadarmış? 2.6 çarpı 10 üzeri 6 bölü MA'sı. MA kim ama? X O H Görüyor musun? İçler dışlar çarpımından arkadaşlar ne olur bu durumda? Bak 2 ile şu gider 1.1 kalır. 1.1 çarpı 10 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 8. Yani 1.1 çarpı 10 üzeri 2 emamız. Yani 1.2 ile 10 üzeri 2'yi çarparsam 100'ü çarparsam bizim emamız 100 olmuş arkadaşlar. Ama 110 bileşiğin eması. Yani x o h 3'ün eması. Eee ne yapacağız biz burada? X'i sormuş bana bakın dikkat edelim. O zaman bu durumda ne yapacağız? x artı bak bir tane x var. 3 tane de OH var. Yani OH dediğimiz şey oksijen hidrojen toplamı 110'muş olmuş görüyorsun ki. Burada 16 burası, burası 1. 3 kere yani 16 1 o 17 51 gelir. O zaman burada ne kalıyor? 59 kalıyor. Demek ki B şıkkı biz burada 59'u işaretleyebiliriz x için değerlendirebiliriz. Çok güzel sorular ya. Devam edelim bakalım. 8'deyiz şimdi. Elimde 3 tane tuzumuz var. Bu 3 tuz içinde arkadaşlar KÇÇ bağıntılarını yazmışım. KÇÇ'nin biz burada arkadaşlar değerlerini vermişiz görüyorsunuz ki. Buna göre bunların molar çözünürlüklerini kıyaslayın demişiz. Arkadaşlar şimdi bakın KÇÇ'nin büyük olması çözünürlüğü büyük olduğunu gösterir. Ama %100 şöyle diyemeyiz. KÇÇ'yi sıralarsak çözünürlükleri sıralayarız diyebiliriz. Hayır böyle bir şey diyemeyiz. KÇÇ'den çözünürlükleri bulabiliriz ama. Bak S'leri bulacağız ya bak. S çözünürlük demektir arkadaşlar. KÇÇ de bunun sabiti. Yani çözünürlük sabiti olmuş oluyor. Tamam mı? Bağıntısı olmuş oluyor. Şimdi ben burada ne yapacağım? Gümüş iyodür için hemen yazayım. Gümüş iyodüre baktığımız zaman gümüş artı 1 ve iyot eksi 1 şeklinde bunu yazabilirim. Zaten hani birebir buna S desek derişimle e, molar olarak. Bu da S molardır. Bu da S molar mıdır? KÇÇ'miz ne olur bu durumda? Hani gümüş iyonları derişimi çarpı iyot iyonları derişimi olduğu için de ne oluyor? İşte bak bunu ben 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü şöyle yazayım. 16 çarpı 10 üzeri eksi 4 yazayım. Değil mi? S çarpı S'ten S kare. O zaman S'imiz bu durumda ne olur? Ee, görüyorsunuz ki 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bak bunun için yazmış oldum. Bunu bir yerde kalsın. Bu böyle kalmış oldu. Diğer maddeyi bulalım arkadaşlar. Diğer maddeyi de şu sol tarafa yazayım. Kim o? AG2S. Şimdi AG2S yazarsak şöyle yazacağız. AG2S yazdığımda 2 tane AG yükü artı 1 ve S 2 şeklinde yazacağız değil mi? Şimdi bunun derişine biz S molar dersek 2 s 2 tane gümüşe karşılık doygun çözeltide 2 S molardır. S'e karşılık da S molardır. Arkadaşlar bakın burada S'leri karıştırmayın. Buradaki S üstteki yazdığımız kükürt. Bu kükürt pardon olmadı arkadaşlar. Yazalım şunu tam olarak. Burada şuraya yazdığımız kükürt. Bu ise S molar şeklinde. Yani derişimdir diyebiliriz. Tamam bunu böyle söyleyelim. Peki bu durumda arkadaşlar ne olacak diye bakalım. inceleyelim şimdi bunu. Şimdi burada arkadaşlar ben KÇÇ'yi nasıl yazarım? KÇÇ zaten gümüş iyonları derişiminin yani gümüş artı bir iyonları derişiminin karesi çarpı e, S eksi 2 iyonları derişiminin birinci kuvveti ya. Yani şöyle 2S'in karesi çarpı S yani 4S küp. İşte 4S küpümüz bizim e, bunu da şöyle yazayım. 256 çarpı 10 üzeri eksi 15 yazayım daha kolay olsun. Evet o zaman 4S küp eşittir. Farklı kalem yazayım karışmasın. Burada böyle e, sıkıntı olacağını düşünüyorum sanki. 4S küp eşittir. 256 çarpı 10 üzeri eksi 15 ise bak burada 4'e bölerse 256 64 geliyor değil mi? 64 4'ün küpüdür. O zaman her iki tarafın küp kökünü alırsak S eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 geliyor. Bak bunu da böyle bulmuş olduk. Görüyor musun? Bu da böyledir. Peki devam edelim. Şimdi biz bunu böyle bulduktan sonra diğer maddemize geçeriz. Diğer maddemiz kimmiş arkadaşlar? O da AG3P. Şimdi bunu da şöyle e, yazayım isterseniz. AG3P demek 3 tane AG artı 1 artı e, P-3. Yani biz burada aslında e, ee, burada arkadaşlar tuzun derişimini buluyoruz. Yani S molar ama 3'e karşılık 3 S molar. 1'e karşılık S molardır. Ve bu durumda KÇÇ bağıntısını nasıl yazarız? Gümüş iyonları derişiminin küpü. Değil mi? Çünkü gümüşün önünde 3 var. Çarpı fosforun da de derişiminin birinci kuvveti. O zaman bu durumda 3S'in küpü çarpı S'ten 27 çarpı S üzeri 4. Kim bu? 27 çarpı 10 üzeri eksi 16. Yani 27 çarpı 10 üzeri eksi 16 eşittir. 27 çarpı S üzeri 4 ise 27'ler gitti. Her iki tarafın 4. dereceden küpünü alırsa yani 4. dereceden baktığınız zaman e, küpünü, e, aldığım, kökünü aldığımda ne olur bu durumda arkadaşlar? S eşittir. 10 üzeri eksi 4 geliyor. Evet. Bak böyle bunu yazmış olduk. Peki bu durumda kim büyük? Evet 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 büyük. Yani 1 burada en büyük. Sonra 3'ten Burada da 2 demiştik. Dolayısıyla burada 1, 3, 2 dememiz gerekiyor arkadaşlar. Cevap da bu durumda B olacaktır diyebiliriz. Yani biz burada K çeçeleri saydık başka bir şey bulurduk. K bulmuyoruz. Kıyaslamıyoruz. Neyi buluyoruz? S'leri yani çözünürlüklerini kıyaslıyoruz diyebiliriz. Geldik 9'a. Arkadaşlar elimde x 2 katımız var görüyorsunuz ki. x 2 katısının üzerine su eklenerek 2 litre doygun çözelti elde ediyorum. Yani bak elimde ne kadar varmış? 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol elimde x 2 katısı varmış. Ben bunu suya atıyorum. Ne kadar lüks çözelti yazıp atıyormuşum? 2 litrelik bir çözeltiye atıyormuşum ve 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 kalıyor. Görüyor musun? Demek ki ne kadar çözülmüş? Çözeltide ne kadar kalıyor? E 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 attım. 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 dipte kaldığına göre demek ki 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol çözündü. Değil mi? Peki o zaman bizim burada ne kadar çözünürlüğümüz var? Bakalım bak. 2 litre çözeltide ne kadar çözünmüş? 2 litre çözeltide 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol çözünüyorsa 1 litre çözeltide ne kadar çözünmüştür? Bunun yarısı. Yani 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre. İşte benim çözünürlüğüm bu. Çözünürlük dediğimiz şey bu. Aslında çözünürlük dediğimiz şey derişim Bak bunu şöyle yazabiliriz. M eşittir N bölü V ya. Ne kadar çözündü? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol çözündü. Ne kadar hacimli çözündü? 2 litre. İşte 10 üzeri eksi 4 molar çözündü diyebiliriz. Aynı şey bakın. Ben burada böyle de yapabilirdim. Tamam Peki bu durumda bana x 2 katısının çözünürlük çarpımını sormuş. Şimdi arkadaşlar bak çözünürlüğünü yani s'i bulmuş oldum. S dediğimiz şey 10 üzeri eksi 4 molar. Şimdi ben ne bulacağım? x 2 için k bulacağım. Şimdi 2 için k nasıl buluruz? X'e 2 katını bir suya attık ne yapıyor? X artı 2 ve 2 tane Y eksi 1 şeklinde yoğunlaşmıyor mu? Bunun çözünürlüğü biz S molar dediğimiz zaman 1'e karşılık S ise 1'e karşılık burada S molardır. 2'ye karşılık da 2S molar demek değil midir? Peki şuraya bir sileyim arkadaşlar çünkü yer kalmadı bana. Evet e, anlıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi bakın arkadaşlar burada ne olur? Hani KÇ'ye bağıntımız nedir? KÇ X'in derişiminin birinci kuvveti. Ee, X artı 2 yazacaktık. Yanlış yazdık. X artı 2 yonları için birinci kuvveti çarpı Y eksi 1 yonları değiştirme ama ka karesi. Nasıl yazdığımı artık anladığını düşünüyorum. Bu durumda S çarpı 2S'in karesinden K çeçeğimiz aslında bizim 4S küpmüş. İşte S dediğimiz şey zaten çözünürlük yani 10 üzeri eksi 4'tür. Yerine koyalım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün küpü ise 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 gelecektir. Cevap da bu durumda. Bakıyorum arkadaşlar aşık oldu diyebiliriz. Evet gelelim o 10. sorumuza. Şimdi elimde XF var, XCL var, XB de var. Bu tuzlarımızın aynı ayrı ayrı eşit çözeltileri oluşturuyormuş, karıştırıyormuşuz. Bunların arkadaşlar, arkadaşlar bakalım kaynamaya başlama sıcaklıkları yani biz bunu tuzlarını oluşturacağız. Yani bakın şöyle bir şey var. XF'yi biz nasıl iyonlaştırırız? X artı ve F bir şekilde iyonlaştırırız. Efendim XCL'yi nasıl iyonlaştırırız? X artı ve e C ile eksi bir şeklinde iyonlaştırırız. X, B'ye nasıl iyonlaştırırız? Burada da X artı bir ve B ile eksi bir şeklinde iyonlaştırır mıyız? Arkadaşlar burada şimdi biz ne yapıyoruz bunların? Bak diyor ki bunların e, ayrı ayrı eşit işte hacimde suyla karıştırıyormuşuz. Ve bunların doygun çözeltilerinin değilmiş, kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki bu. Şimdi arkadaşlar ortamda ne kadar çok iyon varsa değil mi? baktığımız zaman ne kadar çok iyon varsa o kadar K noktası artar. Çünkü biz hani 3. ünitede hatırlar mısınız mı? Biz KÇÇ'den önce biz 3. ünitede e, ne yapıyorduk? Sıvı çözeltiler konusunda delta değiştir kim demiştik? Hani K çarpı I çarpı M demiştik. Bak her bir için I sayısı 2 zaten ortak. Hani ikişer tane iyon var. K'larımız zaten ortak. E, buradaki derişimimiz yani baktığımız zaman doygun çözelti derişimi neyse delta temizde o kadar büyük olur değil mi? Şimdi bakalım bak XPR daha büyükse ha demek ki mesela şimdi bak bunun mesela çözünürlüğüne biz m 1 desek, bunun çözünürlüğüne M2 desek, bunun çözünürlüğüne M2 de M3 desek o zaman demek ki buradaki XPR'nin derişimi daha fazla. Demek ki M3 burada kimden büyüktür? M2'den. M2 de bu durumda M1'den büyük olacaktır. Dolayısıyla şimdi bu durumda hani KÇÇ dediğimiz zaman ne olur? KÇÇ zaten iyonların dirişinleri çarpımı. Değil mi? E Bu durumda mesela hani XF için KÇÇ'miz hani M1 M1 çarpı M1 yani bu XF için KÇÇ'mize baktığımız zaman M1'in karesi olmuş olur. Değil mi? Aynı şekilde XCL için e, KCH'mizde M2'nin karesi olmuş oluyor. XBR için de e, dirişimiz hani M3 M3 yazıyoruz ya burada bakarsanız. O zaman bu da M3'ün karesi olmuş oluyor. E bu durumda zaten M3 M2'den M2 de M1'den büyük olduğuna göre KCH sıralamasında en küçük olan XV oluyor. O yüzden bu doğru geliyor yani. Peki çözünürlüğü en fazla olan da XBr'dir çünkü daha fazla çözünebilmiş ve kaynık noktasını artırmış diyebiliriz. Bu da doğru. Şimdi çözünen tuzların mol sayısındaki ilişki evet ne kadar vardı zaten şu zaten bize bunu göstermiş yani ne kadar e, bize mol olduğunu doygun çözeltideki biz aslında çözünürlüğünü göstermiş oluyoruz. Bu da zaten doğru gelmiş oluyor çünkü hacim sabit. Ne kadar derişim varsa o kadar çözünen maddenin molü fazladır diyebiliriz. O yüzden bu da ce cevabımız arkadaşlar E şık yani 1 2 3 olacaktı. 1 2 3 hepsi de doğru olacaktır diyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar test 27'yi bitirmiş olduk. Şimdi test 28 yani çözünürlüğü etkileyen faktörlere başlayalım arkadaşlar. 1. soruda demiş ki bir AB tuzunun 25 santigrat derecede ve 50 santigrat derecedeki bize KÇÇ değerleri verilmiş. Şimdi biz KÇÇ'nin bir denge sabit olduğunu biliriz ve bu sadece sıcaklıkla değişir. Bak bunu söyleyelim tamam mı? Peki bu durumda şimdi bize burada iki tane değer vermiş. Bak görüyor musun? Şöyle bir şey var aslında. Şimdi KÇÇ aslında burada sıcaklık yükselmesine rağmen KÇÇ'nin bir azalma miktarı var. Yani 16 çarpı 10 üzeri eksi 10'dan 81 çarpı 10 üzeri eksi 12'ye gelmiş. Yani KÇÇ bu durumda düşmüş. Şimdi bizim burada AB tuzumuz var ya AB tuzumuzu biz suya attı zaman şöyle bir şey olur. A artı ve B eksi şeklinde biz bunu iyonlaştırırız. Isıyı otomatikten ürüne yazmam lazım ki sıcaklığı artırırsam sistem girenlere doğru kaysın ki Kçç bağıntımızı düşünelim. Kçç A'nın derişimi çarpı B'nin derişimi ya. E bu durumda ne olur? A'nın derişimi e, sistem sol tarafa doğru kaydışın azalsın. E, B'nin beynin de azalsın ve KÇÇ bu durumda azalsın. Demek ki işte bak uygudu. Demek ki ısı ürünlerde olması lazım. Bu da sistemin egzotermik olduğunu göstermek demektir. O yüzden birinci öncülümüz doğru geldi. Şimdi 50 santigrat derecede hazırlanan doygun çözelti 25 santigrat derecede soğutulursa dipte katı kütlesi artar demiş. Şimdi mesela 50 santigrat derece düşünelim. Şimdi bizim burada arkadaşlar KÇÇ'miz nedir? KÇÇ'ye baktığımız hani bunun çözünü S desek S molar. Bu da S molar bu da S molar ya. Şimdi KÇÇ'ye baktığımız KCHC zaten şu değil mi? KCHC eşittir a'nın derişimi çarpı b'nin derişimi olmuş olur. Yani ne olur? S çarpı S'ten S kare olur. Şimdi 50 santigrat derecedeki S karemiz bizim 16 çarpı 81 çarpı 10 üzeri eksi 12 olduğuna göre, S'imiz bu durumda 9 çarpı 10 üzeri eksi 6 mol bir litre. Yani bu şu demek aslında, her bir litrede ...en fazla 9 çarpı 10 üzeri... ...eksi 6 mol çözünüyor demektir. Peki 25 santigrat dereceye bakarsak ne olur? 25 santigrat dereceye yine S kare yazacağız. Çünkü bağıntımız aynı değişmez ama... ...KÇÇ'miz 16 çarpı 10 üzeri eksi olmuş. Peki onu yerine koyduğumuz zaman... ...S'imiz bu durumda. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre değil mi? E arkadaşlar şimdi bakın... ...benim şimdi diyor ki 50 santigrat derece hazırlanan doygun çözelti. Yani ben 9 çarpı 10 üzeri... ...eksi 6 mol'lük bir madde çözünebiliyor zaten. Yani İzmir'imizde çözünebilir. Sen 25 santigrat dereceye getirdiğin de çözünürlüğün artıyor. Yani daha fazla madde çözünmek istiyor. Dolayısıyla ne olur bu durumda? Şimdi senin burada bir 50 santigrat derece bir çözeltin var. X'ye e, AB diyecektik pardon. AB çözeltin var suda. E tabi dipte de bir miktar arkadaşlar AB katısı var değil mi? Bunu söyleyebiliriz. E şimdi sen 50 santigrat derece doygun çözelti 25 santigrat dereceye götürürsen ne olur bu durumda? Çözeltinin arkadaşlar çözünürlüğü artar. O zaman dipteki katı kütlesi azalır. Yani dipteki katı çözeltiye geçmiş olur. Onlar artık çözünebilir bir miktar daha. O yüzden dipteki katı kütlesi artar demiş. Olmaz arkadaşlar. Peki 25 santigrat derece saf suyun çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 midir bakalım. Evet 25 santigrat dereceye baktığımda arkadaşlar biz ne bulduk zaten? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 bulmuştuk. Bu da doğru geliyor. Cevap da bu durumda değişik olacaktır diyebiliriz. Geldik ikinci sorumuza. Benim burada bir grafiğim var. Bu grafikte iki tane tuzun çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş. Buna göre T santigrat derecede hangisi birbirine eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar T santigrat derece neye eşit aslında? Bunların çözünürlükleri eşit. Yani şimdi bakın bakır sülfürü biz yazdığımız zaman hani bakır sülfür iki tane bakır sülfür. Buradaki bakır yükü artı iki. Burada sülfür yükü eksi iki. Yani bu bileşin isim bakır iki sülfür bu arada onu söyleyelim değil mi? Peki mesela bunun çözünürlüğü biz x molar desek. Bu da x molardır. Bu da x molar mıdır? Şimdi KÇÇ'miz arkadaşlar nedir zaten? KÇÇ'miz görüyorsun ki bakır iyonları derişimi çarpı e, ee, sülfür eksi derişimi olunca x çarpı x'ten x kare geliyor. Bak KÇÇ'miz burada x. Zaten bizim burada bak hani x dediğimiz şey görüyorsun ki yani yerine koyduk. Zaten bizim burada t santigrat derece çözünürlükleri zaten birbirine eşittir. Onu görebiliyoruz değil mi? Yani birinci oyuncu zaten doğru. X'ler zaten burada eşit. Hepsi için ortak. Peki acaba çözünürlük çarpımları eşit midir? Yani çözünürlükleri eşitse çözünürlük çarpımları eşit gelmek zorunda mıdır? Bakalım şimdi bakır 2s diye baktığımız zaman 2 tane bakır artı 1 artı s eksi 2 şeklinde yazıyoruz ya. Bunun derişimi x molar değilsek bunun derişimi yalnız 2x molar olur. Çünkü 2 tane bakır var ve s'in de derişimi x molardır. Dolayısıyla KÇÇ ne olur bu durumda arkadaşlar? Bakır iyonları derişiminin ama karesi. E, şu bakır artı 1 yazacaktım. Onun karesi çarpı S 2'nin de birinci kuvveti. Yani 2x'in karesi çarpı x dediğimiz zaman 4x küp. Yani bak birinin k -Ç'si x kare iken ki 4 e, 4x küp k, -K -Ç'miz. Dolayısıyla bizim burada çözünürlük çarpım değerlerimiz aynı gelmedi. Peki S 2'yi onları eşit mi? Bak birincisinde x x, -X molardı. Diğerinde de x molarlı görüyorsun ki. Evet, S 2 onları derişimleri eşit geldi. Ama burada bakır derişimleri eşit gelmiyor zaten. O yüzden de zaten kççe farklı geliyor ya. O yüzden bu da arkadaşlar ne olur? doğru Gelir evet baktığımız zaman hangisi birbirine eşittir demiş. Cevapta bu durumda C şıkkı yani 1 ve 3 olacaktır diyebiliriz. Geldik arkadaşlar 3. sorumuza. 3. soruda ne var? Arkadaşlar benim elimde bir tane tuz var. Şimdi ben bu tuzun denklemini yazayım. Şimdi sodyum sülfat Sodyum sülfatı ben yazdığımda tabii ki arkadaşlar şöyle mi yazacağım? İki tane sodyum artı bir artı sülfat eksi iki şeklinde ben bunu yazıyorum. Artık bunu öğrendiğimizi düşünüyorum arkadaşlar değil mi? Sodyum sülfat katısı var. Sodyum artı bir suda ve sülfat eksi iki suda. Evet sağ taraf çözünme tarafı. Sol tarafta çökelme tarafıdır diyelim. Şimdi ben bunu bak delta sıfırdan küçük demiş. Yani ısıyı nereye yazacağım o zaman bu durumda? Isı o zaman ürünlerde olması lazım değil mi? Isı o zaman arkadaşlar kalemi seçemedik yalnız. Isı arkadaşlar bu durumda ürünlerde olacak. Bunu böyle yazdık. Şimdi bak görüyorsunuz ki. Şimdi bunun doymuş çözelti soğutulursa demiş. Bak soğutuyoruz. Bak ısı ürünlerde ya. O zaman bu durumda ne olur? Sistem otomatikmen sağ tarafa doğru. Yani sağ taraf demek çözülme tarafıdır çözüme tarafına doğru. Yani sistem o zaman çözünürlüğünü artırır, değil mi? O zaman çözünürlüğü artırırsa dipteki katı kütlesi ne yapar? Dipteki katı e, çözeltiye geçeceği için dipteki katı kütlesi azalır ve sodyum ve sülfat iyonları derişimi artar. Yani şöyle diyelim. Sodyum iyonları derişimi artar çünkü dipteki katı çözeltiye geçtiği için daha fazla çözünecek. Sülfat eks iyonları derişimi artar ama dipteki katı kütlesi ne olur? Azalır diyebilir miyiz? Evet. Peki çözelti iyon sayısı. E zaten sodyum iyonu ve sülfat iyonları dirişimi arttığı için çözelti iyon sayısı da artar. Ve bu durumda çözeltideki sodyum sülfat kütleci yüzdesi de artar. Çünkü neden? Hani kütleci yüzde deyince çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpıyoruz ya. Çözünen kütlesi arttığı için dolayısıyla ne olur bu durumda? Çözelti kütlesi art artar. çözeltinin kütle yüzdesi artar. Bu arada çözelt kütlesi de artar çünkü e, bakın e, bizim çözücü kütlemiz sabitken çözünen kütlemiz arttığı için tabii ki çözel kütlemiz de artıyor. Peki bu durumda e, safsaki çözünürlük artar çünkü sağ tarafa doğru gitmiş çözünürlük artar demiştik. Dipteki e, sodyum sülfat miktarı azalır. Evet tabii ki doğru azalır. Ve KÇÇ. KÇÇ nedir? Bak KÇÇ bağıntısını yazarsak şöyle yazarız. Sodyum artı bir iyonları derişimi çarpı. Ama bunun karesi tabii ki. Sülfat iyonları derişimi değil mi? E, dolayısıyla bak şimdi. Sodyum iyonları derişimi artıyor. Sülfat iyonları derişimi artıyor. KÇÇ bu durumda artmalıydı ama azalır demiş. Olmaz. Cevap da bu durumda eşik olacaktır diyebiliriz. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü soruya baktığımız zaman 25 santigrat derecede x'e tuzuna ait k çeçe değeri ve 15 santigrat dereceye ait k çeçe değerleri verilmiş. Buna göre diyor ki 15 santigrat derecede hazırlanmış olan 1.5 litre doygun çözeltisinin XY için soruluyoruz. 25 santigrat derece getirildiğini söylemiş. Buna göre XY tuzu ne kadar çöker diye sormuş. Güzel soru. Şimdi biz burada XY'yi yazdığımız zaman ne göreceğiz? XY katısını suya attığımız zaman tabii ki X artı 1 ve Y eksi 1 şeklinde yazacağız ya. XY katısının çözünürlüğüne biz S molar desek değil mi? O zaman bak, ya da mol bölü litre diyeyim fark etmez. Hani molar veya mol bölü litre aynı şey zaten. Bu şu şey demek her bir litre çözelti S mol çözünüyor demektir. Bu durumda X'in derişimi S molardır. Y'nin derişimi de S molardır değil mi görüyorsun ki? KÇÇ bağıntısını yazdığımız zaman X iyonları derişimi çarpı Y eksi bir iyonları derişimi ya. Yani ne olur? S çarpı S'ten KÇÇ'miz S kare geldi ya. Şimdi arkadaşlar S karemiz bizim burada neymiş bak şimdi. 25 santigrat dereceye baktığımda S kare bizim 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 ymiş. O zaman S'imiz ne olur? S burada arkadaşlar. Her iki tarafın karekökünü alırsak da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Birimi de molar. yani mol bölü litre. Yani biz şunu anlıyoruz. 25 santigrat derecede her bir litre çözeltide 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol çözebiliyoruz demektir. Tamam mı? Bunu söyleyebiliriz. Peki eğer bizim elimizdeki çözeltimiz 15 santigrat derece olsaydı S kare ne olur? S kare eşittir. Bu durumda ne eşitleyeceğim? 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşitleyeceğim. O zaman bu durumda S eşittir arkadaşlar. Ne oluyor bu durumda? 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 birimi de mol bir litre. Bak görüyorsun. Bu da şu demektir aslında. Sıcaklık 15 litre olduğunda 1 litre çözeltide maksimum 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol çözebiliyorum demektir. Tamam mı? Bunu gördüm. Şimdi ben ne yapıyorum? 15 santigrat derece çözünen çözeltinin sıcaklığını 25 santigrat dereceye götürüyorum. Mesela bak şimdi. 1 litre çözeltimiz olsaydı. Bak şimdi 1 litre çözeltimiz olsaydı. 15 santigrat derecede 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol çözünebiliyordu. 25 santigrat derecede 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol çözünebiliyor 1 litre çözeltide. O zaman bu durumda 4 çarpı 10 üzeri e, 3 mol e, çözünen madde ama yeni sınırda 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol çözünebildiğine göre aradaki fark kadar çökmeyecek mi? Yani o zaman bu durumda 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol madde çöker diyebiliriz. Değil mi? Çözeltiyi soğuttuğumuz zaman. Ama bu litre çözeltide. Yani çünkü 15 santigrat derecede bir litre çözeltide çözelti 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol çözünebiliyorduk. Ama 25 santigrat derecede bir litre çözeltide de 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol çözünüyoruz. O zaman ben bu çözeltiyi yani bu çözeltiyi buraya götürürsem soğutursam aradaki fark kadar dibe çöker. Ama bir litre çözelti için bu. Ama çözelti diyor ki bir buçuk litre doygun çözeltiymiş. O zaman bir buçuk litre doygun çözeltide ne kadar çökecek? 1 litrede 2 çarpı 10 üzeri x 3 mol çökerse o zaman 1.5 litrede bunun 1.5 katı yani 3 çarpı 10 üzeri x 3 mol çökecek. Evet. Bana diyor ki ne kadar çöker? Kaç mol ile de kaç gram çöker diye söylemiş. E, en eşittir. M bölü MA demek değil mi? Ne kadar kaç mol çöktü? 3 çarpı 10 üzeri x 3 mol çöktü. Evet. E, kütlemizi biz bilmiyoruz. MA zaten onu sorduk. MA'da 7 deyince 64 artı 36'dan 100 geliyor zaten. İşler dışlar çarpımından 3 çarpımın üzeri 3 çarpı 100'den 0.3 gram çökecek demek ki. Evet bunu da böyle anlamış oluyoruz. Cevap da bu durumda C şıkkı olmalı. Geldik arkadaşlar 5. sorumuza. Şimdi benim 5. soruda ne var? Elimde HgCl2 tuzumuz var HgCl2 tuzumuzu suya atmışız ve suda endotermik çözünüyor çünkü ısı girenlerde ne yapmış bak ısıyı böyle yazdığımız zaman e, Hg artı 2 ve 2 tane Cl1 şeklinde bunu yazabiliriz yani bak çözeltimizde dipte bir miktarda Hg, Cl2 katısı vardır tabii ki. Ama çözeltiye sunduğu Hg artı 2 iyonları ve Cl-1 iyonları da vardır. Bu çözelti böyle doygun halde bulunuyor. Şimdi ben bunu arkadaşlar sıcak ne diyor? Hangisinin e, katı kütlesinde artma olur demiş. Şimdi katı kütlesinde artma demek ne demektir? Şimdi arkadaşlar bak çözelti sağ taraf çözülme tarafıdır. Sol tarafta çökelme tarafıdır. Bak bunu unutmayın tamam mı? sol, sol taraf her zaman çökelme tarafıdır. Şimdi eğer biz sol tarafa doğru çöke e, tepkimeyi kaydırırsak sistemde katı kütlesi artar. Sağ tarafa doğru kay, kayarsak da katı çözüneceği için dipteki katı kütlesi azalır. Şimdi ben sıcaklığı artırırsam bak sıcaklık nerede? ısı giren nerede? O zaman sistem hop ürünlere kayar mı? Ürünlere doğru kayarsa daha fazla katı çözeltiye karışır, daha fazla katı çözünür. Dolayısıyla katı kütlesi bu durumda azalır diyeceğiz. O yüzden bunu alamayız. Şimdi sodyum klorür ilavesi yapmak. Şimdi sodyum klorür nedir? Sodyum klorür buradaki klor varken ortama klorür iyonu geliyor bak. Ortak iyon geliyor. Yani sodyumun bir iyonu ion, e, anlamı yok ama burada klor varken ortamdan dışarıdan klor geliyor bak tamam mı? Şimdi bu bir denge tepkimesi bak. Ürünlerde klor iyonlarının derişimi artar. Ürünlerde klor iyonları derişimi arttığı için sistem otomatikman sol tarafa doğru kayar. Dolayısıyla çökelme miktarı artar, dipteki katı kütlesi de artar diyebiliriz. Tamam mı? Peki, bu durumda e, su buharlaştırırsak ne olur? Arkadaşlar bu bir doygun çözelti zaten. Doygun çözelti ne yapmış? Bir miktar suda bir miktar tuzu çözmüş. Sen burada su buharlaştırırsan ne olur? Suyun çözdüğü ve o katıdaki yani e, su o e, buharlaşan suyun çözdüğü katılar dibe çökelir. Dolayısıyla dipteki katı kütlesi de artar diyebiliriz. O yüzden bu da olur. Cevap da bu durumda değişik olur diyebiliriz arkadaşlar. Geldik altın soruyu arkadaşlar. Altın soruya baktığım zaman ne göreceğiz? Burada benim elimde bir tuz var. Bu suda az çözünen bir tuz. Bir denge tepkimesi. Bakır karbonat şeklinde bir katımız var. Arkadaşlar burada iki tane bakır artı bir, bir artı Karbonat eksi 2 şeklinde bu iyonlaşıyor zaten. bunlar suda biliyorsunuz iyonlar. Tabi burada belli bir dengeye ulaşmış. Burada çözülme çökelme tepkimesinde Çözünme hızıyla çökelme hızı birbirine eşittir diyebiliriz. Bir yandan çözünme bir yandan çökelme burada devam ediyor. Şimdi burada arkadaşlar ben dışarıdan sodyum karbonat ilavesi yapıyorum. Şimdi sodyum karbonat deyince ne anlıyoruz? Zaten burada şöyle bir şey var. Sodyum karbonat deyince sodyum artı ve karbonat eksi 2 iyonları vardır. Sodyum bir önemi yok ama dışarıdan karbonat geliyor bak şimdi. Karbonat geldiği için bu durumda şimdi karbonat iyonları derişimi hemen anında artar. Bu karbonat iyonları dirişimi arttığı için sistem otomatikman sol tarafa doğru kayar. Dolayısıyla bakır artık bir iyonları derişimi azalır diyebiliriz. Tamam mı? Peki sistem sol tarafa doğru kaydığı için arkadaşlar e, bu durumda ka e, bakır 2 karbonat yani bakır 1 karbonat katı kütlesi de bu durumda artar diyebiliriz. Peki arkadaşlar hatta şöyle diyelim sistem sol tarafa doğru kaydığı için bir miktar karbonat iyonları dirişimi azalır ama... Artma miktarı azalma miktardan fazla olduğu için sonuçta bu ne yapar? Artar diyebiliriz. Şimdi bakalım. Ee, karbonat iyonları derişimi arttı. Peki bakır iyonları derişimi azaldı diyebiliriz. Peki Kçç ne olur? Şimdi arkadaşlar Kçç sadece ve sadece sıcaklıkla değişir. Başka hiçbir şey değişmez. O yüzden burada arkadaşlar hiç KÇÇ'yi düşünmenize gerek yok. Sıcaklık değişmediği için Kçç'miz sabittir. Burada baktığımız an cevabımız da değişik olacaktır diyebiliriz. Geldik 7. sorumuza. Arkadaşlar burada ne var? Kalsiyum klorür tuzunun çözünürlüğü bize 1, 2, 3, 4 şeklinde belirlediği hangi çözeltideki çözünürlüğü en fazladır ya da en azdır demiş. Şimdi arkadaşlar burada ortak iyon noktasına iyi bakmak lazım. Şimdi kalsiyum klorür suda az çözünen bir tuzdur. Suya attığımız zaman biz burada nasıl yazarız? Kalsiyum artı 2 ve klor eksi 1 şeklinde bunu yazabiliriz değil mi? Şimdi burada KÇÇ bağlantımız nedir? Kalsiyum iyonları derişimi çarpı ama klor iyonları derişiminin de kares şeklinde yazıyoruz. Yani klorun derişiminin daha çok etkisi var burada değil mi? Şimdi o zaman dışarıdan ne kadar ortak iyon gelirse çözünürlüğü azalır. Şimdi bakalım. Sodyum klorüre baktığımız zaman ne kadar ne geliyor? Bak sodyum artı ve klor eksi bir geliyor. Şimdi ne kadar mı? 0.1 molar ya. 0.1 molar sodyum klorür de. 0.1 molar sodyum ve 0.1 molar klor. Bak buradan 0.1 molar klor geliyor. Sodyum bir önemi yoktur. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Kalsiyum nitrat. Kalsiyum nitrata baktığım zaman ne göreceğim? Kalsiyum artı 2 ve 2 tane nitrat eksi 1 şeklinde yazacağım mı? Burada nitratın bir önemi yok zaten. Çünkü kalsiyum burada ortak iyon verecek. Bak 0.1 molar ya görüyorsun ki. Bu da 0.1 molar ama burada 0.2 molarlık nitrat var. Şimdi burada nitratın bir önemi yok. Burada kalsiyum bir önemi var. Bak bu da cebimizde kalsın. Tamam mı? Diğer maddeye bakıyorum. O da kalsiyum bromür. Kalsiyum bromüre baktığımda da tabii ki baktığımda kalsiyum yine burada ortak iyon yapacak. Kalsiyum artı 2 ve 2 tane bromür eksi 1 şeklinde yazdığım zaman derişimi 0.05 molarmış. Ortama 0.05 molar kalsiyum ve 0.1 molar brom verecek. Bromun bir önemi yok. Ortama dışarıdan gelen kalsiyumun etkisi 0.05 molardır. Devam edeceğim. Diğeri neymiş? Diğeri de 0.1 molarlık magnezyum klorür. Magnezyum klorüre baktığımda tabii ki Magnezyum artı 2 ve 2 tane klor eksi 1 şeklinde yazabilir miyiz? Smokta 1 molarsa bu bu da 0.1 molar ama 0.2 molarlık ortama klor iyonu veriyor. Magnezyum bir önemi yoktur. Burada 0.2 molarlık e, ee, düşüneceğiz. Arkadaşlar ortak iyon etkisi ne kadar yani ortak iyon ne kadar fazlası çözünürlük azalır. Dolayısıyla şimdi bakın zaten kalsiyum birinci kuvveti görüyorsun ki. Ben burada arkadaşlar kalsiyum bromür tuzunda kalsiyumdan 0.05 molarlık gelmiş. O yüzden burada daha az geldiği için en fazla çözünürlük burada 3'te olacaktır. Bunu hemen böyle söyleyebiliriz. Peki şimdi diğerlerine bakalım. E, 0.2 0.2 e, gelmiş buradan. Buradan 0.1 gelmiş görüyorsun ki arkadaşlar. Bu durumda arkadaşlar burada incelediğimde aslında incelediğimde olayı hani burada aslında 0.2 molarlık klor iyonu gelmiş hem de onun zaten karesiyle ilişkili olduğu için burada daha fazla iyon gelmiş klordan ve hem de karesiyle alakalı çok çok azaltır. Dolayısıyla burada klorun fazla gelmesi çözünürlüğü çok azaltacağı için burada e, bu da magnezyum klorurdu. Yani baktığımız zaman o da 4. öncülümüzdü. Ben burada ifade edersem cevap da bu durumda Değişik olacaktır diyebiliriz. Şimdi burada 8. soruda bununla alakalı sayısal bir soru çözelim. Nasıl değiştiğini daha iyi anlayacağız. Şimdi elimde x 2 katımız varmış tamam mı? x 2 katısının hemen ben burada e, olayını yazayım. x 2 katısına baktığımda nasıl yazacağım ben bunu? x artı 2 artı 2 tane y eksi 1 şeklinde yazacağız mı? Bunun çözümüne biz s molar desek. Bu da S molardır. Bu da ama 2 S molardır değil mi? Görüyorsunuz ki. Kcçç'imiz nedir? Bağıntı olarak yazalım. Kcçç'imiz x'in derişimi çarpı y 1 iyonları derişimin ama karesi. Tamam mı? Şimdi ben bunun saf sudaki çözünürlüğünü bulmak isterim. Tamam Bak nasıl değişeceğini anlayalım. Şimdi Kcçç önce ben burada saf sudakini bulayım. Ka nasıl değişecek? Kcçç'imiz bak neymiş? Ben bunu şöyle yazayım. 256 çarpı 10 üzeri eksi 9 değil mi? Hani 25.6'yı ben 256 yazabilirim. X'in derişimi S'tir. E, y'nin derişimi 2S'in. Hani baktığımız zaman X'in derişimi S. Y'nin derişimi 2S'in karesinden görüyorsun ki. 256 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir. 4S küp tamam mı? E, 4'e bölersem 64 gelir. 64 e, her iki tarafın küp kökünü alırsak. S buradan arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bak bu saf suda. Arkadaşlar bak bu saf suda. Görüyorsun ki. Peki ben bunu bir de demişim ki şimdi soruya geçiyorum. Ben bu tuzun KY tuzu çözeltindeki çözünürlüğünü istiyorum. Şimdi KY'yi açacağım. KY bir tuzdur. K artı ve Y eksi bir şekilde bunu açıyorum ya. Bunun derişimi ne kadarmış? Smokta 4 molarmış. O zaman bu durumda smokta 4 molar K var. Smokta 4 molar da Y var mı? Şimdi bak şu bağıntıyı bir daha yazıyorum arkadaşlar. Şu bağıntıyı yazmak çok önemli. Bir daha yazayım şöyle üşenmeden yazacağım. K ç ç eşittir. X'in derişimi çarpı Y-1 yonları derişiminin karesi ya. Evet. Şimdi ben ne istiyorum? X Y2 tuzunun bu K Y2 tuzundaki çözünürlüğü istiyorum. Bak. Dikkat edelim. Bu durumda şimdi K çeçeği değişir mi? Hayır. K çeçeğimiz aynı kalır. Yani 256 çarpı 10 üzeri 9. Değişmiyor Peki, x nereden geliyor bak şimdi? X zaten S kadar var bak. Çözünürlük S diye zaten x dediğimizce S kadardır. S çarpı y ne kadar bak? Y burada 2S kadar buradan geliyor artı bir de 0.4 kadar da o işte KY'den geliyor. Ortak yön etkisi deyince ikisini toplayacağız ve burada bağıntı karesi diyeceğiz. Bak çok önemli tamam mı? Bu durumda ne olur? Bak şöyle bir şey yapıyoruz yalnız. S dediğimiz şey, parantez içerisindeki olan S, sayıya göre çok çok küçüktür. O yüzden buradaki parantez içerisindeki 2S'i biz ihmal ediyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla ne olur? 256 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir. Çar, eşittir. S çarpı bu smaka 4'ün karesi budur. 16 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Değil mi? Peki bunu e, bölersem, 16 zaten geliyor. 16 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir. S çarpı 10 üzeri eksi 2 olduğuna göre S de buradan Do ee, arkadaşlar 16 çarpı 10 üzeri Eksi 7 molar gelecek Bak ne oldu arkadaşlar Ben burada cevabı zaten buldum C eşik oluyor 16 çarpı 10 üzeri Eksi 7 de bak bir şey görmenizi istiyorum Safs'taki çözünürlüğümüz 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 iken Başka bir çözeltideki çözünürlüğümüz 16 çarpı 10 üzeri eksi 7. Sonra da bana saf suyu bulun demiyordu. Ben özellikle buldum. Çözünürlüğün azaldığını görün istedim. Bak saf suyu diğer arasındaki çözünürlük arasındaki farkımı gördüğüm zaman bir ortak iyon varsa çözünürlüğümüz azalır diyebiliriz. Geldik şimdi 9. sorumuza. Arkadaşlar şimdi yine bizim elimize demiş ki Alüminyum klor çözeltisindeki yani 0.2 molarlık alüminyum klor çözeltisindeki çözünmüş gümüş klor çözünürlüğünü bize bu sefer vermiş. Buna göre gümüş klorunun saf sökü çözünürlüğünü soruyor. Şimdi bak gümüş kloru biz yazalım. Gümüş klorür kat olarak yazdığımız zaman arkadaşlar gümüş artı bir ve klor eksi bir şeklinde yazar mıyız? Bunun çözünürlüğü biz S molar deseydik. S molar, S molar der miydik? KÇÇ'miz ne olur bu durumda bağıntı olarak? Gümüş artı bir iyonları derişimi çarpı klor eksi bir iyonları derişimi demek değil midir? Bu cebimizde kalsın. Peki, şimdi ben ne vermişim? Bak alüminyum klorürü vermişim. Alüminyum klorürü hemen açıyoruz. Yani verilen tuzları siz direkt açıyorsunuz demektir. Alüminyum artı 3 artı üç tane klor eksi bir şeklinde bunu yazabilir miyim? Bak bunun derişimi 0.2 molarmış, değil mi? Alüminyum iyonları derişimi bu durumda 0.2 molardır. Klor iyonları derişimi de 0.6 molar mıdır? Peki bak şimdi. KÇÇ'yi yazdığımız zaman neymiş? Bak KÇÇ eşittir diyoruz. Gümüş iyonları derişimi ne kadar arkadaşlar? S kadar. S çarpı klor iyonları derişimi kadardır? Bak buradan gelen S kadar var. Bir de ortak iyondan gelen 0.6 molar var. Değil mi? Şimdi biz arkadaşlar S'i ne yapıyorduk? Parantez içerisinde S'i imal ediyorduk biliyorsunuz ki. O zaman S'imiz, KÇÇ'imiz ne olur gümüş klorür için? Bakın görüyorsunuz ki. Ee, S çarpı 0.6 o zaman ben S'i bilirsem yani çözünürlüğü bilirsem gümüş klorür tuzunun çözünürlüğünü ALCL3 çöz içerisinde çözünürlüğü bilirsem K bilirim. Zaten bana bunu vermiş. 6 çarpı 10 üzeri X9 olarak vermiş. O zaman yerine koyacağım şimdi. 6 çarpı 10 üzeri X9 çarpı ee, 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazayım 0.6'yı. Bu durumda ne olur? KÇÇ'miz 36 çarpı 10 üzeri eksi 10. Bak bize ama çeçeği buldum yalnız ben. Bana burada KÇÇ'yi sormuyor. Ne diyor soruyor? Ben gümüş klorürün saf sudaki çözünürlüğünü istiyorum. Şimdi bak olan şu. Şimdi KÇÇ'yi bulmadan bunu yapamazdım zaten. Gümüş klorürün şimdi saf sudaki çözünürlüğünü istiyorum. Nasıl olacak? Gümüş artı 1 ve CL eksi 1 şeklinde yazıyor muyum? Sadece saf su deyince başka bir şey yok. Sadece gümüş ve klor var. Çözünürlüğe biz S molar dersek S molar S molar. K, Ç, Ç arkadaşlar ne olur? Gümüş iyonları derişimi çarpı klor iyonları derişimi yani S kare geliyor. Bu da zaten K, bulmuştuk. 36 çarpı 10 üzeri eksi 10. K, Ç, bu durumda 6 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar gelecektir. Yani bak ne yaptık? Fark ediyorsunuz ortak iyon deyince ortak iyonu ilave yapıyoruz. Ama saf su deyince direkt kendisi özgür oluyor. Yani saf su deyince bu zamana kadar yaptığımız da aslında. Ama ortak iyon deyince şimdi bu iki soruda burada yaptığımız ifadede ne yapıyoruz? İfadeyi oradaki ekliyoruz. Veya işte baktığımız zaman oradaki parantez içerisindeki S'i ihmal ediyoruz. Aman diyelim bunlara dikkat edelim. O yüzden buradaki cevabımız da E şık olacaktır dedik. Geldik dersimizin son sorusuna. Bir katının çözünürlük çarpımı yani KÇÇ nasıl değişir? Mesela XY katısını düşünelim. Ben bunu nasıl açarım? Mesela ısı girenlerde olsun değil mi? X artı ve Y eksi şeklinde ben bunu yazdım diyelim tamam mı? KÇÇ nedir? KÇÇ X yonları derişimi çarpı Y eksi bir yonları derişimi demek değil midir? Arkadaşlar çözeltiye katalizör katmak KÇÇ'yi değiştirmediği gibi sistemin dengesini de bozmaz. Sadece sistemin daha kolay dengeye gelmesini sağlar. Yani çözülme ve çökelme hızını artırır. O yüzden bu ifademiz olmaz. Ortaki yönün içeren bir tuz ilavesi yapmak. Mesela diyelim ki XA tuz ilavesi yaparsak o zaman bu durumda ne olur? X derişimi artar, Y derişimi azalır, sistem sol tarafa doğru kayar ve KÇÇ'miz değişmez. Kçç değiştiren tek faktör sıcaklıktır. Mesela sıcaklık burada artarsa sistem ürünlere doğru kayar. X'in ve yerin derişimi artarken Kçç artar. Sıcaklık azalsaydı bu durumda X'in derişimi ve yerin derişimi azalır çünkü sistem sol tarafa doğru kayar ve Kçç'miz azalır diyebiliriz. Yani Kçç sadece ve sadece çözünürlükle değişir diyebiliriz. Cevap da bu durumda B oldu. Arkadaşlar dersimizi biraz uzattık ama güzel sorular vardı. 20 tane çok önemli KÇŞ ile alakalı soru çözdük aslında burada. Yani bence burada KÇŞ ile alakalı her soruya değindik. Yani sınavda zaten buna benzer sorular gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Burası bitti. Yarın da genel tekrar dersimiz var. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.